Merhabalar, CGTN Türk özel yayınına hoş geldiniz. Ben Ulaş Can. Efendim, Rusya lideri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 15-16 Mayıs, özür dilerim 16-17 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek ve mevkidaşı Xi Jinping'le önemli görüşmeler yapacak. Biliyorsunuz Vladimir Putin yeniden seçildi, yeniden devlet başkanı oldu ve bu İlk resmi ziyareti, ilk resmi ziyaretin Çin olmasında tabii anlamı ve önemi var. Bu konuyu kimle konuşacağız? Dumlupınar Üniversitesi'nden Doktor Barış Adıbelli ile konuşacağız efendim. Sayın Adıbelli, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum. Girişte de söyledim, Vladimir Putin'in seçildikten sonraki ilk ziyareti Çin, 16-17 Mayıs tarihleri arasında. Önemli bir görüşme. Rusya ve Çin görüşmeleri her zaman önemli olur ama hem öncesinde Xi Jinping'in Avrupa turu var. Almanya lideri Olaf Scholz geldi. Alman şanselyesi Çin'e ve malum uluslararası gündemde hem Orta Doğu'da hem Ukrayna'da önemli gelişmeler var. Ve bu gelişmelerin gölgesinde Xi Jinping ve Vladimir Putin görüşecek. Nasıl bir görüşme trafiği bizi bekliyor ve neler çıkar bu görüşmenin arkasında? Şimdi sizin de söylediğiniz gibi çok zamanlama önemli. Daha henüz bir önceki görüşme birinci yılını doldurmadı. Yani medyaya yansıyan bakımıyla bu Putin'in Xi Jinping'le 43. görüşmesi olacakmış. Son 10 yıl içinde galiba. İşte en son Ekim ayında kuşak ve yol formu bağlamında Pekin'deydi. Şimdi seçimi kazanması nedeniyle ilk ziyaretini Çin'e yapıyor. İzleyicilerimizin anlayabilmesi için hatırlarsanız geçen yılda Xi Jinping göreve gelir gelmez ilk ziyaretini Rusya'ya yapmıştı. Evet. Bizler de biliyorsunuz seçimlerden sonra iktidara gelen, işte göreve gelen başbakan veya cumhurbaşkanları da ilk ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan Devleti'ne yaparlar. Yani bu bir teamüldür. Her ülkenin böyle bir şeyi var. Amerika Birleşik Devletleri de bu tip bir ziyaret önceliği var. Ya bu iki ülkenin birbiriyle olan dostluğunu göstermesi bağlamında önemli. Hı hı. Gerekçe şu, iade-i ziyaret. Xi Jinping'in geçtiğimiz yıl yaptığı ziyarete Putin'in önemli bir iadesi. Biraz önce de bahsettiğiniz önemli bir zaman dilimi de gerçekleşiyor. Bir tarafta Blinken, Olaf Scholz ziyareti var. Bir tarafta Fransa, Macaristan, Sırbistan'ı kapsayan, Avrupa Birliği'ni kapsayan bir Avrupa ziyareti vardı Xi Jinping'in. 5 yıl aradan sonra yapılmış. Bir tarafta Orta Doğu'da giderek derinleşen ve hızla bölgesel krize doğru dönüşmeye başlayacak bir Gazze süreci var ki burada Gazze'deki masumların insancıl durumu, yaşanan dram ve adeta soykırıma varan ki Uluslararası Adalet Divanı'nın bizzat tespiti varan büyük bir vahşetle karşı karşıyalar. Evet. Şimdi bunların üstüne bindirdikten sonra esas belki de söylemeyi unuttuğumuz veya hatırlayamadığımız bir mesele daha var. O da 20 Mayıs günü Tayvan'ın yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı tırnak içinde yemin töreni yapılacak olması ve göreve başlayacak olması. Hemen birkaç gün. Dolayısıyla dikkat ederseniz zamanlama oldukça önemli. Şimdi burada tabii ticaret önemli. 240 milyar doların üstünde bir yeni ticari tacim hedefi muhakkak olacak. Ancak bundan daha ötesi Rusya ve Çin'in ABD ve müttefikleri tarafından son dönemde kuşatılmaya çalışıldığı bir zamanı da göz ardı etmememiz gerekiyor. Zaten Rusya Ukrayna Savaşı'yla bunu birinci elden yaşıyor. Çin de Asya Pasifik'te özellikle son dönemde Filipinler'le yaşanan bir süreç var. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Biden ve Filipinler Cumhurbaşkanı Japonya Başbakanı ile bir araya gelerek yeni bir üçlü askeri pakt daha kurdu. Asya Pasifik'te. Yani ben bunu yazımda da dile getirdim. Artık Asya Pasifik veya onların adlandırdığı şekliyle İl Pasifik adeta bir ittifaklar, askeri paktlar çöplüğüne dönüştü. Yani her yıl bir tane kuruyorlar ama hiçbir işe yaramıyor. Ama mide bulandırmaya yetiyor. Ne anlamda? İşte Filipinler üzerinden devreye geziliyor. Güney Çin Denizi üzerinden önemli manipülasyonlar yapılıyor. Yani evet Filipinler tek başına belki Çin'e meydan okuyabilecek bir gücü yok ama hatırlarsanız ABD'nin bölgedeki eski sömürgesi olması itibariyle Filipinlerin şu anda bir piyon olarak kullanıldığı adeta Asya Pasifik'in yeni Ukrayna'sı olarak seçildiği gözüküyor.
Şimdi burada belki kısa bir parantez yani açtık ama belki bir iki cümle daha ekleyebiliriz. Hani geçtiğimiz hafta içi Filipinlerli bir bakan ismini hatırlamıyorum. Çinli diplomatların sınır dışı edilmesini isteyecek kadar diplomatik tahammüllere uymayan bir açıklama yaptı. Hani burada belli ki Filipinler üzerindeki ABD'nin kışkırtıcılığı da artacak gibi gözüküyor hani gün be gün. Daha fazlası, ben şunu söyleyeyim. Bakın, mesele aslında geçen yıl konumuz Putin'di ama bunları anlatmadan Putin'in ziyaretini bir noktaya, jeopolitik anlamda bir noktaya oturtamayız. Ben şunu söyleyeyim Ulaş Bey. Bu ziyaretin bence politik ve jeopolitik anlamı çok daha önemli. Yani ekonomik olarak zaten Çin ve Rusya'nın bir rutini var. Bu devam ediyor. Bu ekonomide sadece Ukrayna Savaşı biraz bu aradaki ilişkiyi göz önüne çıkardı ama bence burada bundan daha önemlisi bu jeopolitik yeni süreçte iki ülke nasıl pozisyon alacaklar. Bu çok önemli. Sizin de bahsettiğiniz gibi bakın geçen yıl Güney Kore'ydi. Aslında Güney Kore ile bu oyun oynanacaktı. Fakat Güney Kore halkı ki biliyorsunuz Amerikan karşıtlığının Asya'da en yüksek olduğu ülkelerden birisidir Güney Kore. İşte Cumhurbaşkanı'nın verdiği tavizler sonuçta parlamento seçimlerinde sandığa yansıdı ve Cumhurbaşkanı'nın partisi kaybetti. Ve Cumhurbaşkanı yavaş yavaş bu şeyden çekildi, yerine Filipinler getirildi. Şimdi bundan yola çıkarak Çin'in karşılaşmış olduğu şu anki tablo daha da derinleşecek gibi gözüküyor. Zira Filipinlerin silahlandırılması gündemde. Burada noktayı koyalım. İşte bu ortam içerisinde Putin Pekin'i ziyaret edecek. Biliyorsunuz Çin'in üzerinde yoğun bir baskı var. Önce Janet Yellen geldi biliyorsunuz. İktisadi, ekonomik olarak bir tehdit tabiri caiz üstü örtülü. Özellikle Çin'in Rusya'ya sattığı malların, buna işte çifte kullanım diye bir şey uydurdular. Efendim normal ev elektroniği satıyorsunuz, bilgisayar veriyorsunuz veya efendim başka elektronikler veriyorsunuz. Efendim Rusya bunu kendi işte füze teknolojisinde kullanıyor diyor. Silah teknolojisinde kullanıyor, satmayın deniyor. Halbuki Çin'in bu noktada ne ölümcül sonuçları olan silahların satışında bir sorumluluğu var, ne de hani Rusya'nın savunma sanayine katkıda bulunsun diye bu tip bir politikası yok. Bunu Çin her defasında söylüyor. Zaten Çin şunu da söylüyor. Hani bizim ihracatımız ve Rusya'nın bizden ithalatı gizli değil. Açık zaten, satılan mallar ortada. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin zaman zaman hayal gücü o kadar büyük ki yani bir çaydanlıktan bir füzeye bile ulaşabiliyor. Bakın burada şunu söylüyor Çinliler. Amerika ve müttefikleri milyarlarca dolar. Bakın bugün Financial Times'ta var. Blinken dün biliyorsunuz Ukrayna'yı ziyaret etti ve açıklamasında aynen ifadesi şu: 61 milyar dolarlık yardım paketi şu anda gelmiş durumda Ukrayna'ya. Şimdi Ukrayna'ya her türlü silah ve para yardımı yapılırken Rusya'da velev ki Çin'le böyle bir ilişkiye girmiş olsun. Dolayısıyla bu karşılıklılık meselesinde rutin ve meşru bir durum. Çünkü bir tarafta 30 tane ülke Ukrayna'ya yardım ediyor. Hem silah veriyor, hem para veriyor. Öbür tarafta Çin bir bilgisayar veya işte drone, işte sivil kullanımlı efendim ev elektroniği diyebileceğimiz şeyleri sattığı için suçlanıyor. Dolayısıyla bu tabii bir çifte standart. Bu işte biraz önce Hocam özür dilerim. Araya girmezsem dayanamayacağım. Şimdi medya okuryazarlığı üzerine ben de bir cümle söyleyeyim. Şimdi dediğiniz çok önemli. Yani ABD'nin Ukrayna'ya getirdiği yeni yardım paketi yolda. Milyarlarca dolar yardım yapılıyor Avrupa ülkelerinden ve Amerika Birleşik Devletleri'nden. Ama medya bunları yazmak yerine Blinken'ın dün Kiev'de bir bara gittiğini ve orada gitar çaldığı haberini servis etti. Ve bu arkadan yani burada yürütülen savaşta batılı ülkelerin özellikle bu destekleri bu haberle gölgelendi. Yani kimse sizin az önce verdiğiniz rakamları konuşmadı dünden beri. Özür Yani dilerim konuşması var. kısaca kesmiş Yok, oldum. estağfurullah. Çok doğru söylüyorsunuz. İşte burada tabii avantaj şu: ana akım medya Ukrayna lehinde şu anda. Yani Ukrayna meselesini tabii çok ayrı bir şey aslında. Onu da bir tartışmak lazım. NATO'ya girmesi, etmesi, neden NATO'da olması. Özellikle Kırım çok önemliydi ABD için. Batmayan uçak gemisi stratejisi var Amerika'nın. Bu Tayvan'la başladı 1950'lerde. General Douglas MacArthur dedi ki Tayvan bizim batmayan uçak gemimizdir Amerika'nın. Sonra biz bunları nerede gördük? Kıbrıs'ta gördük. Son zamanlarda işte Girit'te, Rodos'ta Amerika oralara üsler kurarak bunu denedi.
En son Karadeniz'de Kırım konusunda Amerika, Kırım Yarımada'dır biliyorsunuz. Kırım için bunu söyledi, düşündü. Kırım'ı kontrol eden Karadeniz'i kontrol eder. Yani Ukrayna'yı NATO'ya istemesinin ana nedeni Kırım'da bir NATO üssü kurma arayışı içerisinde olmasıydı. Çünkü NATO'nun veya Amerika'nın dünyada olmadığı tek deniz Karadeniz'dir. Bakın bu önemli. Ve halen Karadeniz'i zorluyor. Şimdi onun için Rusya ile meselesi bu. Peki Güney Çin Denizi'nde Amerika var mı? Tayvan Boğazı'nda Amerika var mı? Yok. Dikkat ederseniz bu yerler hep dünya deniz ticaretinin, dünya deniz üzerinden yapılan enerji sevkiyatının geçtiği en önemli yollar. Bir de Basra Körfezi var. Hürmüz Boğazı var. Bakın dikkat edin. Amerika'nın kriz çıkarttığı yerleri takip ederseniz bu dediğimiz sonuca ulaşır. Yani Çin'le niye Amerika karşı karşıya geliyor? Şunun için Tayvan Boğazı'nın kullanımı, bakın biraz önce bahsettik, müttefiklerine giden yoldur ve Güney Çin Denizi. Çünkü buradan 21. yüzyılın, hep söylüyorum, belirleyicisi ticari koridorlar olacak. Ulaş Bey, bak Türkiye için de bu geçerli. Yani öyle ki mal ve hizmetlerin ve enerjinin dünyaya ulaştırıldığı karadan ve denizden giden bu koridorlar, bu mal ve hizmet ve enerji üreten ülkelerden taşıyan ülkeleri daha değerli hale getirecek. Şimdi gelelim Putin'e. Yani Putin'e gelmeden böyle etrafı anlatırken Evet, çok doğru. dış mesele var. Bir türlü Putin'e değinemeyeceğiz. Şimdi Putin'in ziyareti bu noktada önemli. Bir iddialar var. Çin'in üzerinde biraz önce dedik bir baskı var. Eğer devam ederseniz Rusya ile bu ilişkilere şirketlerinize ikincil yaptırımlar getireceğiz. İşte bankalarınızı, uluslararası bankacılık sisteminden bazı bankalarınızı dışarı çıkaracağız dendi. Şimdi Çin'in de kendine göre önlemleri var. Buna göre önlemler alıyor. Ancak gerçek şu ki gerçekten 2023 yılı Çin'le Rusya arasındaki ticari ilişkiler açısından inanılmaz bir yıl. Hem ticaret hacmi büyümüş hem de ne büyümüş biliyor musunuz Ulaş Bey? Daha önce Çin'in bir numaralı petrol tedarikçisi Suudi Arabistan'ken bu yıl Rusya olmuş, bir numaraya oturmuş. Şimdi dolayısıyla Rusya ve Hindistan en önemli müşterileri. Şimdi ben bu süreçte hep şunu söyledim. Rusya, Çin'le Hindistan arasındaki sorunları çözebilecek yegane aslında bir arabuluculuğa doğru da dönüşüyor. Çünkü gerçekten Rusya'nın Hindistan'la stratejik ortaklığı var. Şimdi Çin'le de oldukça yakın. İşte biliyorsunuz Büyük Avrasya ortaklığı olarak da adlandırdılar. Sınırsız bir ortaklıkların olduğunu söylediler. Ben bunun önümüzdeki dönemde hani nasıl söyleyelim? Sular durulduğunda, toz duman dağıldığında biraz daha barışçıl bir ortamın doğmasından sonra Rusya'nın Çin'le Hindistan'ı bir araya getirip hani 2000'li yıllarda o bir dönem Primakov'un öne sürdüğü bir stratejik üçlü vardı. Yani Rusya, Çin, Hindistan üçlüsü ana Avrasya'nın üç büyük gücü. Şimdi bunlar aslında Şangay İşbirliği Örgütü içerisindeler. Şimdi hazır buna girmişken çok kutupluluk tartışmalarından da biraz bahsedelim. Şimdi Çin ve Rusya niye bir dünyanın bir numaralı düşmanı haline geldi derseniz, biliyorsunuz kurallara dayalı bir uluslararası düzen var. Bunu son zamanlarda Ukrayna ile birlikte çok sık duyduk. İşte Putin'in de sürekli bahsettiği, bunu birileri bir yerde icat etmiş, uydurmuş. Kendi değerleri ve çıkarları bağlamında. Şimdi bize dayatıyorlar. İşte üçü küresel güneye dayatıyorlar. Çin ne diyor? Çin şunu diyor. Bırakın insanlar kendi kalkınma modellerini kendileri seçsin. Özgür bırakın diyor. Şimdi dolayısıyla bütün bu söylemler bir araya toplandığında aslında şu anda tek kutuplu dünya düzenine karşı bir alternatif yok. Bakın uzun zamandan beri. Özellikle küresel güney siyasi ve ekonomik olarak sömürülmek istemiyor. Ama bunu istemeyen ülkelerin gideceği alternatif bir güç merkezi yok. Artık bu güç merkezi doğmuş durumda. Yani Rusya ve Çin bunun öncülüğünü yürütüyor. Sadece kendilerinden değil, küresel güneyin tamamından oluşacak yeni bir dünya kuruluşunun aşamasındalar. Dolayısıyla Sayın bu hocam, orada hani aslında ülkeler üzerinden konuşacak olursak, mesela Afrika üzerinden konuşacak olursak, burada Çin Afrika'da yatırım yaptığı, Afrika'da kazan kazan ilkesiyle ilişki kurduğu ülkeleri Batı tarafından borçlandırma tuzağı, tırnak içinde olarak, Boşluğunda evet, borç tuzağı evet. olarak suçlanıyor. Ama oradaki ülkeler de dünyanın geri kalanında şunu biliyor. Yani yüzyıllar boyunca Avrupalılar başta olmak üzere
sömürgeci toplumlar. Bu ülkeleri daha hala yeni yani Cezayir'deki Fransa meselesi ya da diğer ülkelerin İspanyolların, Portekizlerin veya İngilizlerin bu ülkeleri ya yıllarca sömürdü. Bırakın hani kazan kazan ülkesini. O insanları öldürdü, yeraltı kaynaklarını alıp gitti. Ve daha fazlası yani hani işkenceleri falan saymıyoruz yani İngiltere'nin Hindistan'da ipek dokuyan insanların ellerini kesip ipek dokunmasını engellemesi falan hani bunlar şehir efsanesi de, gibi değil yani anlatılıyor ama gerçek ve çok uzak tarihlerde de değil. Hani o yüzden belki bu noktada bu tezlerin çok karşılığı yok. Batılı ülkelerin bu tezlerinin Rusya ve Çin üzerinde ya da küresel güney ile ilgili tezlerinin ama ben aslında bir de şu noktaya gelmek istiyorum. Hani siz Rusya'nın Hindistan ve Çin ilişkileri üzerinde etkisini söylediniz ama biz biraz daha yakına gelirsek. Şimdi Fransa'da Macron'la görüştü Xi Jinping ve yaz olimpiyatları ile ilgili şöyle bir cümle çıktı ikilinin ağzından. Tüm dünyada ateşkesin olduğu bir yaz olimpiyatları yaşansın gibi bir temenni cümlesi vardı ama bu hani Rusya'nın Ukrayna'daki çatışması ve Orta Doğu'da İsrail'in Filistin'e saldırısı, orada da Filistin-İsrail çatışması deniyor ama o da doğru bir tarif değil medya okur yazarlığı açısından diyelim. Yani İsrail'in topyekün bir saldırısı var. Bu anlamda bakarsak Çin'in ajandasında bu iki çatışmalı yerle ilgili özellikle tabii Putin geldiği için Ukrayna meselesiyle ilgili Avrupa'dan ateşkese veya barışa yönelik bir dosya getirmiş olabilir mi? Yani şimdi getirmiş olabilir mi? Avrupa'da konuşulanları yansıtacak. Şimdi bu tip duruşlarda özellikle Gazze Filistin duruşunda Çin'in biliyorsunuz bir onurlu bir erdemli duruşu olduğu biliniyor. Şimdi ben çok ilginç bir anekdottan bahsedersem daha net anlaşılacak. Fransa'dan bahsettiniz. 1964 yılında Çin Fransa ile diplomatik ilişkileri kurdu. Niye bekledi biliyor musunuz 64'e kadar? 54-64 arasında Cezayir bağımsızlığına Çin Halk Cumhuriyeti doğrudan destek verdiği için. Ne zaman ki Fransa işgali bitirdi, Çin de o zaman diplomatik ilişkileri kurdu. Bakın yine 50'lerde İsrail Çin'i tanıdı. Sırf Çin, İsrail'in Siyonizmi, emperyalizmin bir uzantısı olarak gördüğü için tanımadı. Bakın. Ve yıllar sonra artık konjonktür önünü açınca tanıdı ama yine de Filistin'e desteğini devam Sürdürüyor, ettirdi. evet. Çünkü bu yılda, yıllardan beri, yani bugünün meselesi değil bu. Uzun yıllardan beri Çin'in üçüncü dünyada her zaman mazlum ve baskı altında olan halkların yanında durduğunu biz biliyoruz. Onun için bundan rahatsız olan Batı şimdi başka enstrümanlarla Çin'in bu duruşunu bozmaya yönelik başka adımlar atıyor. Onun için biraz önce Afrika örneğini verdiniz, borçsuzluğa örneğini verdiniz. Bakın kuşatma yolda Çin şunu söylüyor. Hep de söyledik, verilen krediler bedava verilmiyor. Yani şöyle bir şey izlenim var, efendim Çin bunu bedava dağıtıyor. Hayır, çok düşük ve uzun vadeye yayarak bunun bir karşılığı var. Bu kredilerin karşılığını alıyor Çin ama Dünya Bankası gibi, IMF gibi yani yüksek faizle veya kısa vadelerle veya bir takım siyasi ön şartlarla vermiyor, veriyor. Bu ödeyebildiğin gibi ödeyemezse, ödeyemedi. Sri Lanka ödeyemedi. Ödeyemeyince ne yapacak? Sri Lanka'nın canını mı alacak Çin? Dedik o zaman bir iki projene ben ortak olayım. Bana kirala, ben bu borcu oradan düşeyim. Hem senin işin görülsün hem de buraların altyapısını yapalım. İşte liman kiraladı. Hemen Batı bunu neye çevirdi? Efendim borç tuzağı. Çünkü Batı'nın işine gelmiyor. Batı tek taraflı ömürü düzenine dayalı olduğu için Batı'nın ilişkileri, Çin'in ve Rusya'nın bu yönde hareket etmesi önemli. Şimdi küresel güney için Rusya ve Çin, Şangay İşbirliği Örgütü'yle, BRICS'le, efendim öteki enstrümanlarla, önümüzdeki dönemde işte yerel para birimleriyle efendim ticaretin yapılması hatta belki ileride BRICS düzeyinde tıpkı Avrupa Birliği'nde olduğu gibi ortak bir para birimi ticaret için belki ortak bir merkez bankası Avrasya veya Asya coğrafyası için bunların hepsi konuşuluyor. Onun için Amerika'yı rahatsız eden bunlar doların üstünlüğüyle meydan okunması yoksa efendim Çin'in Güney Çin Denizi'nde askeri üstünlüğü var. Rusya'nın Avrasya coğrafyası da Avrupa'yı tehdit ediyor. Bunlardan çok Amerika'nın, Amerikan dolarının ve siyasi ve ekonomik gücünün dünyadaki hegemonyasına meydan okudukları için sıkı bu. Eğer Çin dese ki, Rusya dese ki, Amerika'nın tek kutuplu durumu bizim işimize yarıyor. Amerika küresel jandarma olarak böyle devam etsin. Dolar da çok güzel rezerv para desin.
Bakın hemen ertesi gün bütün krizler çözülür. Evet. Çünkü krizin başka bir noktası var. Hı. İkinci şunu da söyleyeyim, şey geçelim. Bakın küresel güney için artık bu yeni dünya dediğimiz, işte Çin'in Rusya'nın öncülük ettiği çok kutuplu dünya, yeni bir güvenli limana dönüşmeye başladı. Evet. Yani bu ülkeler sığınacak aradıkları yeri bir liman olarak. Şimdi mesele şu, hem bu ziyaret hem bundan sonraki süreç gerçekten bu küresel güneyin veya doğunun talebine cevap verebilecek mi Rusya ile Çin? Şimdi mesele ticareti, parayı büyütmek değil, kuşak yolu genişletmek değil. Bunun bir de ideolojik, fikirsel altyapısını da oluşturmak. Hem politik kurumlarıyla hem ekonomik kurumlarıyla. Şimdi bunları yapamadığınız zaman hani böyle iki liderin sürekli iyi niyet göstergesi olarak sürekli işte dünya barışı adına önemli açıklamalar yapmasının açıkçası çok da bir anlamı olmuyor. Ama şimdi bu yıl mesela Putin Xinhua'ya şey verdi, bir beyanat verdi, bir Evet. makale yazdı ziyaretiyle ilgili. Orada da dedi ki barış için hazırız dedi. Bakın biraz önce sordunuz ya Evet. Ukrayna barışı ile ne olabilir? Evet. Putin biz hazırız. Ancak Çin orada şunu gördü. Avrupa Birliği İsviçre'de bir barış konferansına hazırlık yapıyor. Fakat Rusya davetli değil. Kendileri Ukrayna ile birlikte tek taraflı oturacaklar. Burada konuşacaklar. Anladığımız kadarıyla herhalde Çin'i de buraya destek vermeye davet ediyor. Çin şunu söyledi. Dedi ki tarafların hazır olmadığı bir konferansın bir anlamı yok. Dolayısıyla Rusya'nın burada hazır olmadığı bir yerde bizim de destek vermemizin bir anlamı yok Evet. dedi. Yani Çin bunu söylüyor. Çin her iki tarafı da gözeterek bir barış konferansının toplanmasını ve işte müzakere edilmesini söylüyor. Zaten bir elinde barış şeyi de var hatırlarsanız. Geçen yıl bir barış planı sundu. Bu noktada herkes kendi görüşlerini konuşsun. Aslında bir konferans buna yapılabilirdi. Yapılmadı. Bugün tabii şimdi Xi Jinping'le Putin'in gündeminde bu ne kadar yer eder bilmiyoruz ama şu son dönemde Amerika ve Avrupa'yı çok ben katmayacağım ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin çok yoğun baskısı ve buna karşı nasıl bir eylem geliştirileceği önemli. Şimdi şunu da görmemiz gerekiyor. Son dönemde Rusya Kuzey Kore ile İran'la ilişkileri de geliştirdi. Savunma alanında da ilişkiler gelişiyor. Şimdi Çin'in Kuzey Kore ile geleneksel ilişkileri de biliniyor. Çin'e bir de şöyle bir baskı var. Rica mı diyelim, baskı mı diyelim, ikisinin arasında bir şey. Yani Kuzey Kore'ye biraz sahip çık. Kuzey Kore'yi böyle biraz daha dizginle gibi Çin'de bir şey var. Çünkü en çok Çin'den değil Kuzey Kore'den korkuyor Japonya. Güney Kore, Filipinler, bölge ülkelere. Şimdi Vietnam'la ilgili bir girişim yaptı. Hatırlarsınız Biden Vietnam'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Komünist Parti görevden aldı. Xi Jinping de ardına bir ziyaret gerçekleştirdi. Orada nasıl bir karşılama olduğunu gördük. Vietnam'la yeni bir dayanışma sergileneceğini söylediler. Dolayısıyla şimdi Putin'in Pekin'e ziyareti bir Asya Pasifik ülkesinin lideri olarak geliyor. Onu da söyleyelim. Bakın Kıvanç Bey bu çok önemli. Artık bu Ukrayna krizinden sonra Rusya gönlünü Asya'ya döndü. Hani hep şu tartışma vardır Rusya'da. Biz Avrupa'ya mı aitiz? Asya'ya mı? Zira toprakların çoğunluğu Asya'da. Şimdi artık Rusya'da kendisini bir Asya Pasifik ülkesi olarak nitelendiriyor ve Asya Pasifik'te pozisyon alıyor. Yani bu Çin'le beraber evet ama Çin'in dışında da işte biraz önce bahsettiğim Hindistan, Vietnam gibi Sovyet döneminden kalma ülkelerle de ilişkileri geliştiriyor. Şimdi bu tabii Çin için daha da önemli. Yani yelpaze genişleyecek. Özellikle bazı ülkelerle arasının hani iyi olmadığı bazı ülkelerle de yeni bir başlangıç yapma ihtimali var. Hoca şimdi Putin'den beklediğimiz buyurun. Şöyle yani arkadaşlarım da uyardı. Süremiz bitiyor. Siz tamamlayın lütfen. Putin'den beklediğimiz dediniz. Şimdi tabii Gezi'yi görmeden konu başlıklarını ziyaret tamamlandıktan sonra belki sağlıklı daha bir değerlendirme yapabileceğiz. Onun da Şimdi sözünü bir alalım rastlantı. hemen önümüzdeki hafta hafta sonu veya bir program yapalım ziyaret Yapalım. sonrası. Hayır, tabii şimdi o daha anlamlı ve sağlıklı. Biz şu anda ziyarete giderken hangi iklim içerisinde, hangi atmosferde gidiliyor, çantalarda ne olacak? Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. İki lider de sürekli zaten iletişim halinde. Dışişleri Bakanları düzeyinde, daha alt düzeylerde. Onun için yoğun bir şekilde bir birikim yok. Ama Xi Jinping'in en azından Avrupa'da Amerikalı lider yetkililerle görüşmelerden edindiği izlenimleri paylaşacak.
Ve size şunu söyleyeyim, 2024 için muhtemelen bir yol haritası belirleyecek Rusya ile Çin. Yani bu savunma alanı da olabilir. Bakın şu da olabilir Ulaş Bey. Bunu da söyleyeyim, olursa bizim için de sürpriz olsun. Yani buradan mesela sert bir dayanışma mesajı da verilebilir. Yani tam tersine Çin'le Rusya Ukrayna Savaşı'nda omuz omuzayız diye de bir mesaj da verilebilir. Ne için? Biraz önce bahsettim, NATO ve Avrupa Birliği Ukrayna'nın arkasında ve biliyorsunuz İngiltere uzun menzilli füzelerin kullanılmasına izin verdi. İşte Belgorod birkaç gün önce vuruldu Rusya'nın. Belgorod şehrinde bir apartman da vuruldu. Sivillerden hayatını kaybedenler var. Rusya ne dedi? Verirseniz ben de sizi vururum. Şimdi bu noktada Çin'in de savaşın bu noktada daha fazla devam ettirilmesi adına bu tip kışkırtıcı eylemlere karşı Rusya ile bir dayanışma gösterebilir Pekin'deki ziyaretinde. Ama şimdi mesela Fransa ile yapmış olduğu angajmanlar var. Bu angajmanın içinde acaba Macron'un Rusya ile ilişkileri de geliştirmesi mümkün. Çünkü Fransa Asya Pasifik'te Amerika'nın attığı adımlara karşı kendisini dışlanmış hissediyor. Çin'le bir yeni süreç başlatmak istiyor Asya Pasifik'te. Bakın böyle Tabii bir gözden genelde hani genelde bu tür durumlarda Çin daha çok diplomatik kanalları daha sakin, daha ne derler? Daha sükunetle yönetmeyi yapan bir devlet diyelim. Herhalde yani bu tür durumlarda daha çok hani Rusya'nın böyle bir isteği olsa bile herhalde Çin orada biraz daha dengeleyici olur diye düşünüyorum. ya Çin'in şu var, askeri angajmanlara girmiyor. Yani şu beklenmesin. Efendim Çin, efendim 10 tane top gönderir, 100 tane uçak gönderir. Evet. Efendim Böyle bir Rusya'ya tavrı gösterir. yok. Hani Çin'in dış politikasında böyle bir angajman yok. Evet, doğru. Hiçbir şekilde barışı koruma operasyonları dışında Birleşmiş Milletler'in hiçbir şekilde yani hiçbir tarafında kimse için bir angajmana girmiyor, askeri angajmana. Bu şunun için kendi dış politika önceliği, kendi ideolojisi olarak buna karşı çıkan bir ülke. Yani bunun savaşları tetiklediğini söylüyor. Evet, Onun için yani Çin'den bunu beklemeyiz. Ama son şunu söyleyeyim. Putin'in Xinhua'ya vermiş olduğu hani makale tarzındaki mülakatında gelen hatlarıyla baktığımız zaman çok sürpriz bir içerik yok. Yani Evet. üç aşağı beş yukarı bildiğimiz şeyler, verilecek mesajlar belli. Diplomatik ilişkiler 75. yılı, karşılıklı Rus ilgi. Çin Kültür Yılları açılışı olacak. Evet. Yine onunla ilgili törenler var. Belki bir anlamda sürpriz olabilecek. Hani malum Rusya'nın Ukrayna operasyonundan bu yana Rus şirketlerine hani eşi benzeri görülmemiş kısıtlamalar ve ambargolar var. Bir yandan da Çin'in teknolojisiyle öne çıktığı elektrikli araçlar ve teknolojik gelişmelerde de Çin'e karşı Batılı ülkelerin bir sınırlandırmaya gitmekle ilgili politikalarını da görüyoruz. Belki bu iki alanda hani ekonomi anlamında ekonomik anlamda görüşmelerde belki sürprizler beklenebilir diye düşünüyorum ben de. Evet Ama olabilir. O herhalde zaman evet buyurun. soru şu. Yani bu benim anladım. Ben başından beri aslında biraz daha görüşüm bu tarafta. Başından beri bu iş Rusya üzerinden Çin'i vurmak. Yani ana hedef Rusya mı Çin mi? Burada ana hedef Çin. Yani Rusya üzerinden bir şekilde Çin'i zayıflatıp Çin'i tabiri caizse dizginlemek, elleştirmek, bir yerde küçük bir bölgesel güç haline getirmek. Batı'nın, Amerika'nın hedefi bu. Yani onun için bir Rusya üzerinden bu kadar baskı, yani Çin ne kadar uzak dursa da Amerika bir şekilde Çin'i savaşın içine sürüklemeye çalışıyor. Yani Tayvan'da başaramadığını Ukrayna'da başaramadı. Yani madem Tayvan bir ikinci Ukrayna olmadı, o halde birinci Ukrayna'nın siz bir parçası olun. Yani buna bir uğraş var gibi geliyor. Bu tabii söylem olarak olabilir, ekonomik olabilir, politik olabilir. Hani biraz önce bahsettik, askeri çok zor ama bunu bir şekilde Çin, bunun içine sürükleme adına bir anlayış, bir hazırlık var. Fakat son dönem şunu da söyleyelim. Bu Xi Jinping'in son Avrupa ziyaretinde görüldü ki Avrupa Birliği oynanan oyunun farkında. Çünkü Amerika bir türlü Avrupa Birliği'ni ikna edemiyor. Yani Çin'i tamamen bizim gibi siz de Çin'e taraf olun bizde ve Çin'e karşı durun. Avrupa bunu yapmıyor. Çünkü biliyor ekonomik sonuçlarını ve Amerika'nın oynamak istediği oyunu biliyor ve onun için Macron diyor ki, Sorbonne'da bir konuşma yaptı Xi Jinping'in ziyaretinden bir hafta önce. Gelin dedi, şu güvenlik kimliğimizi, savunma politikalarımızı kendimiz yapalım. Avrupa
ABD'nin vassalı değildir demişti. Geçen yılda ne demişti? Tayvan bizim meselemiz değil. Tayvan Çin'in kendi meselesi, Avrupa Birliği olarak, fraz olarak biz girmeyelim bu Tayvan meselesine demiş idi. Bu önemli. Avrupa'nın duruşu bence bunun etrafında şekilleniyor. Burada da Hani herhalde Tayvan'ın Avrupa ülkelerinde Fransa ayrılıyor herhalde. Daha net bu konudaki tavrı diğerlerine göre. çok Yani net. diğer büyük Tabii çok ülkelere net. göre diyelim. Bence Peki. Almanya da ayrılmak üzere. Olaf Scholz her yıl düzenli olarak Pekin'i ziyaret ediyor. Evet Yani doğru. her şeyi Doğru. söylüyor. Almanya'da her şeyin öncülüğünü yapıyor Avrupa Birliği içinde. Ama Çin'i ziyaret etmekten de geri durmuyor. Geliyor, karlı Evet. anlaşmalar yapıyor. Kendi şirketleri için Önemli birçok yatırımları talepler. da var. Doğru. Doğru. Evet, aynen. Önemli yatırımları Yani da var. dolayısıyla Almanya ve Fransa sanki kendi aralarında Çin üzerine de bir rekabet içindeler. Evet. Peki hem konu çok hem konu başlığı çok. Biz yine bu konu Hayatın başlıklarını önümüzdeki günlerde Sayın Doktor Barış Adıbelli ile değerlendirmeye devam edeceğiz. Putin'in Çin ziyareti sonrası yine bu konuyla ilgili bir program yaparız ama önümüzdeki günlerde hem Orta Doğu'da hem Uzak Doğu'da yine işleyeceğimiz konu çok. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Sayın Adıbelli. ben teşekkür ederim. Son sözlerimi söylerken de şöyle bir soru soralım. Bunu da bir sonraki programda cevaplayalım. Acaba bu ziyaret Batı'ya, özellikle Amerika'ya karşı bir meydan okuma mı olacak? Yoksa ikili ilişkilerdeki rutin durumu devam mı ettirecek? Bunu da herhalde 2 gün sonraki ziyaret sonucunda göreceğiz. Peki biz de buradan bizi izleyen izleyicilerimiz için bunların cevabını onlar da yorumlara yazabilir deyip böylece interaktif program kısmına da vurgu da yaparak kapatalım efendim. CGTN Türk özel yayının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.